Arkadaşlar, Emer Garaj'dan herkese merhaba. Bugün Peugeot Partner tepe aracımıza MyWay marka 2 GB RAM, 32 GB dahili hafızaya sahip Android 12 işletim sistemiyle çalışan multimedya cihazı montajı yaptık. Cihazımız aracımıza tam uyumlu. Montaj yapılırken elektronik veya plastik aksama kesinlikle müdahale etmiyoruz. Orijinal soketlerine birebir montaj yapılıyor. Direksiyon kumandamız aktif çalışmaya devam ediyor. Ses açma kısmı, mod değiştirme, ileri geri parça atlatma, hepsini sağlıklı kullanabiliyoruz. Kapı açık kapalı bilgilerimizi veriyor, görmüş olduğunuz gibi. Ayrıyeten geri vites kamerası ekledik. Vitesimizi geriye aldığımız zaman direkt geri vites kameramıza geçiş yapıyor. Sürüş güvenliği için çok önemli. Arka tarafı görebiliyoruz. Geriden çıktığımız zaman da kaldığımız yerden devam ediyor. Şimdi cihazımızın kullanımına geçelim. Öncelikle radyodan başlayalım. Cihazımızın radyosu, orijinal radyosuna göre kullanımı çok daha pratik. Aşağıda hızlı arama çubuğumuz var, görmüş olduğunuz gibi. Yukarıdan istersek manuel arama da yapabiliyoruz. Veyahut da buradan direkt bir sonraki frekansı bir iki saniye basılı tutarak otomatik arattırma da yapabiliyoruz. Bulmuş olduğumuz kanalı hafızaya almak istersek aşağıda 1'den 6'ya kadar kanallarımız var. Nereye hafızaya alacaksak üzerine bir iki saniye basılı tutuyoruz ve kanalımız buraya hafızaya alıyor. Yukarıdaki ekranla senkronize çalışıyor, görmüş olduğunuz gibi. Alt tarafta radyo 97.5, üst tarafta da aynı şekilde 97.5 görüntüsünü alabiliyorsunuz. Radyo bölümünden geri geldim. Bluetooth'umuz var. Telefonumuzun Android ve iPhone olması fark etmiyor. Kablosuz bir şekilde Bluetooth eşleştirmesi yaptıktan sonra artık telefon görüşmelerimizi cihaz üzerinden yapabiliyoruz. İstersek rehber aktarabiliriz. Bu sayede arayan kişileri ismiyle görebiliyoruz veyahut da isim üzerinden karşı tarafa arama yapabiliyoruz. Bunun haricinde Bluetooth müzik özelliği de var. Bluetooth'unu bağlamış olduğumuz telefonun üzerindeki video müziklerin sesini kablosuz bir şekilde arabaya aktarabiliyoruz. Araç ortamında dinleyebiliyoruz arkadaşlar. Bluetooth bölümünden geri geldim. Navigasyonumuz var. Cihazda iki ayrı navigasyon var. Birincisi şu an açmış olduğum internetsiz kullanılan Aygo. Bunda herhangi bir internet bağlantısına gerek yok. Offline kullanılıyor. Kullanımı da çok basit arkadaşlar. Navigasyonumuz açıldıktan sonra hızlı bir şekilde konumumuzu buldu. 187 cadde üzerindeyiz. Sağ alt köşeye tıklıyorum. Yeni rota diyorum. Gideceğim yerin açık adresini girmem gerekiyor. Adres bölümüne girdim arkadaşlar. Yeni mahalle, örnek vermek gerekirse Ragıp Tüzün Caddesi diyelim. Hemen kısa yollarım çıktı. Son olarak kapı numaramı giriyorum. Kapı numarasına girdikten sonra seçimimi yaptım. Hedef olarak seç diyorum. Cihaz rotayı hesaplıyor. Navigasyonu başlat dediğim zaman sesli ve görsel olarak gitmek istediğimiz yere bizi yönlendiriyor. Çıkmak istersek de sağ alt köşeye basıp yeniden buradan çıkış yapabiliriz arkadaşlar. Radyoyu gösterdik. Müzik bölümümüz var. 32 GB hafızamız var demiştik. Bu hafızaya müzik ve video atabiliyoruz. İki ayrı USB girişimiz var, torpido çekmiş olduğumuz. Bu USB girişleri üzerinden flash disk, hard disk bağlayıp bunların içindeki video müzikleri de cihaz üzerinden oynatabiliyoruz. Cihazımızın 4x50 watt MOSFET çıkışı var. Orijinal teyipimize göre %30 performans ve kalitemiz daha iyi. Görmüş olduğunuz gibi. Ses kalitemiz gayet iyi. İstersek buradan liste bölümüne tıklayıp liste üzerinden de parça seçebiliyoruz arkadaşlar. Direksiyon kumandamız yine aktif çalışıyor. İleri geri parça atlatma, ses açma kısmı, hepsini görebiliyoruz. Müzik bölümünden geri geldim. YouTube'umuz var. Eğer internet bağlantısı yaparsak YouTube'u da sağlıklı bir şekilde kullanabiliyoruz. Ayarlar bölümümüz var. Ayarlar bölümünde en çok kullanacağımız internet bağlantısı. Kablosuza giriş yapıyoruz arkadaşlar. Cihazımız ağ arama yapıyor. Bulmuş olduğu ağlardan hangisine bağlanacaksak üzerine bir defa tıklıyoruz ve şifremizi giriyoruz. Normal bir tableti bağlar gibi cihazımız internete bağlanmış oluyor. İnternete bağlandıktan sonra burada YouTube'da video seyredebiliriz. Bunun haricinde burada tüm uygulamalar menüsüne giriş yapalım. Google Chrome'da gezinti yapabiliyoruz arkadaşlar. Google haritalarımız var, internet üzerinden kullanabileceğimiz navigasyon programımız. Bir sonraki sayfamıza geçtik. Play Store'umuz var. Play Store üzerinden istediğimiz uygulamayı indirip cihaza kurabiliriz. Bunlar Spotify, Fizi, TV, bu tarz uygulamalar olabilir. Ayrıyeten cihazımızda kablosuz CarPlay ve Android Auto özelliği var. Z-Link 5 son sürüm. Bu cihaz arkadaşlar iPhone 13 Pro Max'e kadar kablosuz bir şekilde CarPlay destekliyor. Aynı zamanda Android telefonların hepsiyle de kablosuz Android Auto uygulamasını çalıştırıyor.
Zelling'e tıkladığımız zaman eğer telefonumuz Android ise ve Bluetooth eşleştirmesi yaptıysak Android Auto uygulamamız açılıyor. iPhone ise eğer bu sefer de CarPlay uygulamamız sağlıklı bir şekilde çalışıyor. CarPlay bölümünden geri geldim. Burada arabanın orijinal bilgileri var. Görmüş olduğunuz gibi yakıt bilgilerini de sağlıklı bir şekilde ekran üzerinden alabiliyoruz. Arkadaşlar video bölümümüz var, onu da göstereyim size. Cihazın içine video müzik atabiliyoruz demiştik. Atmış olduğumuz videoları da direkt cihaz üzerinden oynatabiliriz. Video uygulamasına tıkladım. Buradan herhangi bir video seçelim. Cihazımızın ekran çözünürlüğü 1024x600 HD panel. 4K videolara kadar da destekliyor. QLED ekran olmasından dolayı gün ışığında ve akşam görüntü kalitemiz gayet net. İstediğimiz açıdan da bakabiliriz. Açıya göre görüntü kalitemiz kesinlikle değişmiyor arkadaşlar. Buradan ekran üzerinden ileri geri sardırma yapabiliyorum. Parça atlatabiliyorum. Ekranı küçültüp büyütme ayarı da yapabiliyoruz. Bir kere geri geldik. Burada liste üzerinden de parça seçebiliyoruz arkadaşlar. Geçişlerimiz gayet hızlı. Bu da cihazımızın gerçek 2 GB RAM olmasından kaynaklanıyor. Bir de bu cihazda tuş ışık rengi özelliği var. Sol tarafta görmüş olduğunuz gibi cihaz üzerinden de ses açma kısmı, geri dönüş, ana menü ve mute tuşlarımız ve cihaz kapatma tuşlarımız sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Burada arkadaşlar cihaz ayarlarına girdiğimiz zaman tuş ışık rengi bölümümüz var. Görmüş olduğunuz gibi sol taraftaki tuş takımı ışığını istediğimiz göz zevkimize göre seçebiliyoruz. Hatta şuradan değişimli renk bile yapabiliriz. Bunu seçtiğimiz zaman da kendi kendine tuş ışık rengini değiştiriyor. Görmüş olduğunuz gibi. Şu an kırmızı uyum sağladığı için tuş ışık renklerini kırmızı seçtik. Cihazımızda ayrıyetten 10 ayrı tema seçeneği var. Buradan cihaz ayarları bölümüne girdikten sonra sistem ayarlarını tıklıyorum. Fabrika ayarları bölümünde arkadaşlar tıkladık. Şifremizi girdik. Sol alt tarafta Style Settings bölümümüz var. Yine burada da bizden bir şifre istiyor. Şifremizi girdikten sonra Stil 1, Stil 2 bu şekilde Stil 10'a kadar gidiyor. Buradan istediğimiz menü seçeneğini de seçebiliyoruz. 10 ayrı menümüz var arkadaşlar. Aynı zamanda logo seçimlerimiz de var. Aracımızın markasına göre Bot Logo bölümünden kullanmış olduğumuz aracın direkt açılış ekranında logosunu göstertirebiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Cihazımızın kullanımı kısaca bu şekilde. Siz de aracınızda bu tarz bir multimedya keyfi sürmek isterseniz mutlaka EMR Garaj ile iletişime geçin. Cihazlarımızın teknik özelliklerini emregaraj.com sitesinden ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. İyi günler diliyorum.